Sevgili izleyiciler, Tarımda Hayat programından herkese merhabalar. Evet, Tarımda Hayat programı bugün başlıyor ve Köyceğiz'e bağlı Çöven Yaylası'ndayız. Merhabalar, öncelikle kolay gelsin. Merhaba. Tarımda Hayat programından inşallah program devam ettiği süresince beraberiz. Muğla İl Tarım Müdürlüğü'nün mühendislerinden, ziraat mühendislerinin bilgilerinden faydalanacağız. Bu bizim için çok güzel bir çalışma olacak. Çünkü buradan halkımıza, insanlarımıza doğru bilgiler aktarmış olacağız. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Hakan Çağatay Başaran, ziraat mühendisiyim. İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şubesi'nde çalışmaktayım. Şu an hangi bölgedeyiz Hakan Bey? Şu anda Köyceğiz'e bağlı Çövenli Yaylası'ndayız. Burada yaklaşık olarak rakım 1300 metre civarında. Evet. Ve burada yapmış olduğumuz patates denemelerinin hasadını gerçekleştireceğiz beraberce. Patates denemeleri derken yani özel bir ekim mi yapıldı? Yani şimdi buralarda patates üretimi yapılmıyordu. Evet. Bizim de çalışmalarımız var. 2012 yılından beri Tarım İl Müdürlüğü, İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü olarak Muğla ilinde patatesi geliştirmeye çalışıyoruz. Patates üretimini arttırmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili yaklaşık olarak işte Muğla'nın bir ilçesi hariç 12 ilçesinde denemelerimiz var. Bunlardan bir tanesi de Köyceğiz'de. Köyceğiz'de sahil kesimde de denemeler yapıyoruz. Bir de böyle yüksek yayla kesimlerinde denemeler yapıyoruz. Amacımız burada patates üretimini arttırmak Muğla'da. Patates yetiştirilebileceğini göstermek ve tütüne alternatif ürünler çiftçilere sunmak. Bundan gelir elde etmelerini sağlamak çiftçilerimizin. Peki buranın patatesinin özelliği nedir? Tabii yayla patatesleri çok daha lezzetli olur. Ya zaten Muğla'da topraklarımızda çok fazla patates yetiştirilmediği için yani yetiştirdiğimiz patateslerde çok büyük bir lezzet var. Yani pazarlarda albenisi çok yüksek. Tüketiciler tekrar aynı patatesi arıyorlar. Yayla patatesi olunca tabii daha iyi, daha güzel, daha lezzetli oluyor. Yani ve bir de biz buralara uygun çeşitleri yerleştirerek yüksek verimli ve yüksek lezzetli, kaliteli patates yetiştirmeye çalışıyoruz. Şimdi Muğla'da tabii yaylalarımız var. Bunlardan bir tanesi işte Seydikemer'deki Bekşiler Yaylası. Bunun yanında bu Köyceğiz'deki Çövenli Yaylası. Buralarda son turfanda patates yetiştiriciler için çok uygun, yüksek olmasından dolayı. Bir de biz Muğla'da sahil kesimlerinde ilk turfanda patates yetiştiriciliği yapıyoruz. Aynı zamanda ikinci ürün patates yetiştiriciliği yapıyoruz. Özellikle Milas Derince bölgesinde ikinci ürün patates yetiştiriciliği var şu anda. Peki bu denemeleri yaparken buradaki çiftçiyi bilgilendiriyor musunuz? Bunu böyle yaparsanız böyle olur, şu şekilde yetiştirirseniz, şu ilacı kullanırsanız, şu malzemeyi kullanırsanız gibi. Evet, tabii. Çiftçilerimizle önce biz bizzat görüşüyoruz. Bu işe gönüllü olan çiftçileri seçiyoruz. Topraklarının uygun olması, sularının olması, yani tarla şartlarının uygun olması bizim için önemli. Çiftçilerimizle gönüllü olduktan sonra buralarda geliyoruz. Kendimiz bazı yerlerde makine götürerek ekim yapıyoruz. Burada makineyle yapılmadı ekimler, elle yapıldı ama yani önümüzdeki sene makineyle de yapmayı düşünüyoruz. Yine buraya şimdi söküm makinesi getirdik. Bununla da sökümü makineyle yapacağız burada. Çiftçilerimize her türlü teknik desteği veriyoruz. Yani gübrelemesi, ilaçlaması, toprak hazırlığı, hasadı bütün konularda bilgilendiriyoruz. Eğitimler veriyoruz. Muğla genelinde biz tüm çiftçilerimizi toplayarak toplantılar yaptık. Tabii bu çalışmaları yaparken kendi başımıza yapmıyoruz bunları. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün uzman elemanları da bize yardımcı oluyor. Onlarla beraber bu proje yürütülüyor. Onlar da geldiler, eğitimlere katıldılar. Çiftçilerimiz bilgilendirildi. Yine herhangi bir sıkıntı olduğunda bizi direkt arayabiliyorlar her zaman. Ve biz onlara gerekli bilgileri veriyoruz. İlaçlama konusunda olsun, gübreleme konusunda olsun ve diğer tüm konularda, teknik konularda bilgileri veriyoruz. Yani Muğla ileriki bir dönemde patates sektöründe birinci sıralarda görebileceğiz gibi bir düşünce var mı?
Olabilir tabii. Muğla'da patates daha önceden yine yetiştiriliyordu. Yani biz bunu sokmadık. Fakat verimimiz düşüktü. Alanlar düşüktü. Yani tütüncülük olduğu için daha çok insanlar tütüne yöneliyordu. Fakat son zamanlarda tütüncülük azaldığından dolayı işte insanlar farklı bir takım araçlara girdiler. Patateste hem ülke olarak ihtiyacımız var. Yani şu anda dışarıdan patates getiriyoruz. Bu amaçla biz bu işe girdik. Yani bu patates üretim işine girdik. Evet, dediğim gibi Muğla'da patates üretimi yıllardan beri yapılmakta. Ancak verim düşük ve kalite de çok iyi değildi. Tabii biz bunları gördük ve bunun üzerine bir çalışma başlattık. Bu çalışmayla işte hem değişik çeşitleri deniyoruz. Yüksek verim alabileceğimiz kaliteli çeşitleri. Hem de çiftçilerimizi bilgilendirerek yüksek verim almaları amacımız. Verim Türkiye ortalamasının altındaydı. Ama şimdi baktığımızda Türkiye ortalamasının üzerine çıktığını görüyoruz. Hatta bazı bölgelerde yani 3 tondur Türkiye ortalaması, 6 tonları ortalama olarak rahatlıkla görüyoruz. Hatta geçen sene Bekşiler'de bir tarlamızda 9,5 ton gibi bir rakam aldık ki Türkiye rekoru sayılabilir bu rakam. Bunun yanında işte genel olarak Muğla'da şu anda 40 bin dekar kadar, pardon, 10 bin dekar kadar bir ekiliş var. Ve 40 bin ton civarında bir üretim var. Tabii bunu ileriki yıllarda daha da arttırmayı istiyoruz. Yani Muğla'ya dışarıdan patatesi mümkün olunca az getirmek istiyoruz. Çünkü bizim patatesimiz, yetiştirdiğimiz patates çok daha lezzetli. Üreticilerimiz bunları yüksek fiyatlardan satarak gelir elde ediyorlar. Bu da önemli. Ben şunu belirtmek istiyorum, yani şunu da sormak istiyorum. Diyorsunuz ki Muğla patatesinin kalitesi, lezzeti hiçbir yerde olmayacak diyorsunuz. Elimizden geldiği kadar bu patates üretimimizin hepsinin tamamının Muğla'dan çıkmasını sağlayacağız diyorsunuz. O şekilde değil mi? Ya evet, o şekilde. Peki, diyoruz fiyat ama... Fiyat konusuna da gelelim. Şimdi üretim yapılıyor, patatesler evet. üretiliyor ama bunlar hala pazara düşüyor. Buradan 1 liraya çıkıyorsa örnek olarak... Pazara gittiğinde insanlar 1000 liraya alıyor. Bu konuda ne gibi şeyler alıyorsunuz? Önlemler? Patatesi zaten pazarlama sıkıntısı yok gibi bir şey. Yani Muğla yani tüketimini zaten biz karşılayamıyoruz. Şu anda biliyorsunuz turistik bir bölge. Özellikle yaz aylarında çok fazla miktarda tüketim var. Yani pazarda bir sıkıntımız yok. Yani bunu çiftçilerimiz toptan sattıkları gibi isterlerse parakende olarak da satabiliyorlar. Direkt otellere verebiliyorlar. Yani herkes memnun. Bizim çalıştığımız üreticiler bu konuda çok memnunlar. Yani hep Allah razı olsun diyorlar. Şu anda Muğla şartlarında hem sahil kesiminde hem yükseklerde özellikle aranan patateslerimiz aranıyor. Pazarlarda aranıyor. Yani alanlar tekrar bunun devamını istiyorlar. Bu bakımdan tabii sevindirici. Ben size çok teşekkür ediyorum. Birazdan toplam alanına geçeceğiz beraberce. Orada nasıl toplanır, verdiğiniz bilgiler, birkaç çiftçiyle röportajımız olacak. Sevgili Ünal Bey'le de bir röportajımız olacak toplanma arasında. O zaman aşağıda görüşelim diyoruz. Görüşelim. Biraz önce Hakan Bey'le röportajımızı tamamlamıştık ve dedik ki patateslerin toplandığı tarlaya gideceğiz şimdi. Evet, yanımızda Ünal Bey var. Ünal Bey, öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü'nden Tekniker Ünal Yılmaz. Tekniker Ünal Yılmaz'la beraberiz ve bu patateslerin buradan nasıl toplandığını birazdan izleyeceğiz. Biraz da Ünal Bey'den bilgi alalım. Şu anda tarladayız. Patateslerin ekildiği ve birazdan toplanacak. Hakikaten şöyle baktığımızda kendi kendini gösteriyor ürün. Allah'ın vermiş olduğu güzel bir nimet diyorum. Buranın ovasından mı, doğasından mı, neyinden, havasından mı, suyundan mı yoksa sizden mi? Evet, biz bunlara değineceğiz. Tabii hepsi de etken, dedikleriniz hepsi de etken.
Biz bu projeyi katma değeri yüksek sebze yetiştirici projesi kapsamında yapıyoruz. Ve bizim projemizi Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı maddi kısmını sağlıyor. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden de bu konuda teknik destek alıyoruz. Ayrıca kendi 4 kişi ekibimiz var. Bu ekibimizle il genelinde bu çalışmayı yürütüyoruz. Şimdi bizim 2012 yılından itibaren yaptığımız çalışmalarda yaklaşık 100'e yakın çeşit denedik. Bu denediğimiz çeşitlerden sahil kısımlarını belirledik ve yüksekteki yayla çeşitlerimizi belirledik. Şimdi yaylada 2 tane çeşidimiz öne çıktı. Bunlar Agria ve Melodi adlı çeşitlerimiz. Burada şu anda Melodi çeşitlerini görmektesiniz. Biz yaylada yaklaşık 7 tonla, biraz önce Hakan Bey'in anlattığı gibi 9,5 ton arasında yaylalarda verim alıyoruz. Bu da Türkiye rekoru sayılabilecek bir üretim miktarı. Gördüğünüz gibi ürün birinci sınıf ve burada da 7 tonun üzerinde şu anda verim görülmekte. Peki üretici bunları üretirken, çiftçimiz üretirken nelere dikkat etmesi gerek? Biraz önce patatesleri inceliyordunuz ve çiftçilerimize bir şeylerden bahsettiniz. İşte şuna dikkat edin, şu ilacı attınız mı, şu hassasiyeti gösterdiniz mi gibi birkaç soru sordunuz. Evet, üreticimiz öncelikle iyi bir toprak seçimi yapmak zorunda. Toprak gevşek yapılı olması lazım ve organik maddesi çok fazla miktarda olması lazım. Eğer organik madde miktarı azsa mutlaka dönüme 3-4 ton civarında yanmış hayvan gübresi atması lazım. Ekim yapmadan önce toprak tahlili yaptırması lazım ve çok derin, iyi bir toprak hazırlığı yapması lazım. Özellikle toprak hazırlığı yaparken mutlaka tavında bu işi yapması gerekiyor. Daha sonra da yaylaya yetiştireceği çeşidi belirlemesi gerekiyor. Bizim denemelerimizde biraz önce bahsettiğim gibi 2-3 çeşidimiz öne çıktı. Burada Melodi adlı çeşidi denedik. Çok güzel bir çeşit, depolamaya dayanıklı. Pardon, Melodi ismini siz mi buldunuz? Hayır, Melodi çeşidi bir tohumculuk firmasının çeşididir. Bizim denemelerimiz öne çıkan bir çeşittir. Verimi çok yüksek, hastalıklara dayanımı çok iyidir. Çeşidimiz böyle bir çeşit. Üretici özellikle makineli tarımı tavsiye ediyoruz. Mutlaka makineli dikmesi lazım. Dikimden sonra gübrelemeyi çok iyi yapması lazım. Eğer organik madde miktarı azsa devreme 3-4 ton hayvan gübresi atması lazım. Özellikle biz toprak tahlili yaptırılmamış arazilerde 100 kiloya yakın taban gübresi olarak 15-15 çinkolu gübreyi öneriyoruz. Daha sonra 100 kilo civarında da azotlu gübrelere değişik aşamalarda öneriyoruz. Çıkım anından itibaren de 15 gün arayla humik asidi mutlaka öneriyoruz. Bölgemiz özellikle sonbahar şartlarında milyoya çok hassas bir bölge. Ve bu milyo ilaçlamasını da belirli araçlarla düzenli olarak yapmasını mutlaka üreticilerimize tavsiye ediyoruz. Yani burada üreticimiz, çiftçimiz sizlerin dediği hususlarda gittiği takdirde üretimde dikkat ettiği ilaçlarıdır, gübrelemesidir bunlara dikkat ettiği takdirde diyelim ki 1 ton alacağına 10 ton alıyor ve daha kaliteli ürün üretmiş oluyor. Mutlaka dediğiniz gibi biz bu işe başlamadan 4 yıl önce Datça bölgemizde 1 ton civarındaydın ortalama verim. Evet. Yayla şartlarımızda 3 ton civarlarındaydın. Şu anda biz 7-8 tonları artık beğenmiyoruz. Maşallah. Bu şartlarımızı dedikleri takdirde biz daha üst sıralara çıkacağımıza eminim. Kesinlikle bizler de eminiz. Sevgili izleyiciler, hakikaten işin bilincinde olan mühendislerimiz var burada. Onlarla beraber zaten bu programı, projeyi gerçekleştiriyoruz. Buradan çiftçilerimize en güzel nasıl ekilir, nelere dikkat edilmesi gerek, hangi hassasiyetlerin gösterilmesi gerek. Bu konulara özellikle detaylı olarak ben de sevgili arkadaşlarımızdan rica ettim. Yani temeline kadar inin. Şimdi bu programı yapıyoruz. Program bir amacı var. Amacına ulaşsın, çiftçimiz bilinçlensin. Belki yanlış ekimler yapan da vardır. Şu anda elinizdeki patatesler, ben şöyle bir bakıyorum, ışıl ışıl parlıyor ve kumpirlik patates gibi. Evet, evet, aynen dediğiniz gibi. Biz bu patateslerin eşi benzeri yok. Pazarlarda bu patatesler kesinlikle aranıyor. Artık biz şimdiye kadar bu yaptığımız çalışmalarda üreticilerimize bu tohumları bedava olarak verdik. Evet. Hatta bazı dönemlerde bedava gübre, bedava ilaç temin ettik. Artık bedava bu işleri yine biz çalışmaya devam edeceğiz. Demonstrasyonları kuracağız. Yeni çeşitleri üreticilerimize mutlaka getirip tanıtacağız ve bunları sahaya mutlaka sunacağız. Ama 2016 yılından itibaren de Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'yla da %50 destekli tohumları da üreticimize dağıtımını yapacağız. Yani inşallah diyorum, yani buradan çiftçiye gereken tüm desteği Muğla İl Tarım Müdürlüğü olarak verdiğinizi, evet, çiftçinin en ufacık sorununda yanında olduğunuzu belirtiyorsunuz. Bilinçlendirme toplantıları yapıyorsunuz. Bu şekilde çalışmalarınız devam ediyor o zaman. Evet, biz sürekli olarak hem gece eğitimi hem gündüz eğitimi şeklinde eğitimlerimizi yapıyoruz. Ara sıra üreticilerimizi Muğla kendimiz veriyoruz. Ege Tarımsal Araştırma
Hatta bazı firma sahiplerini de buraya çağırıyoruz. Onların tecrübelerinden de yararlanıyoruz. Hem biz hem çiftçimiz bunu daha iyi öğreniyoruz. Daha iyi bir şekilde yapıyoruz. Zaten aldığımız ürünler de ne kadar iyi çalıştığımızın göstergesi. Üreticimize de burada ben teşekkür ediyorum. Üreticilerimiz de bunlara dört elle, dört gözle baktılar ve bu sonucu aldık. Ürünler zaten kendi kendisini belli ediyor. Hemen yanımda bir arkadaşım var. Çiftçimize dönmeden önce toplamacı, toplayıcı mı diyelim? Hasatçı arkadaşımız. Sizi tanıyabilir miyim Kahraman isim? Günay. Kahraman Günay. Kahraman abi ne yapıyorsun? Hasatçı derken hasatçı ne yapıyor? Kazım işi yapıyor, dikim işi yapıyorum. Daha önceden tarlalarda hasat yaptınız değil mi? Evet. Peki bu tarzda patatesler gördünüz mü bu kalitede? Olan yerleri gördüm. Olan yerleri. Peki nasıl bir şey şu anda Muğla'da bu bölgelerde bir patates üretilmesi? Çok, çok güzel. Türkiye genelinden bayağı dikkat çeker. Evet. Kalite ve lezzet. Evet, ben Aydın Bozdoğan'dayım kendim. Bozdoğan'dan daha üstün görüyorum. Peki siz patateste nelere dikkat edilmesi gerek? Siz ne tavsiyelerde bulunursunuz? Yani özellikle hastalıklara çok dikkat edilmesi gerek. Evet. Dikimler önemli. Yaş dikim olmaması gerek. Tavunda. Bunlara çok dikkat etmemiz gerek. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum. Hemen şöyle çiftçimizin yanına, bu işin üreticilerinin yanına, emektarlarının yanına geçiyorum. Merhaba. Siz tanıyabilir miyim? Benim isim Ramazan Aslan. Ramazan abi nasılsın? Keyifler nasıl? İlk önce onu sorayım. Hemen direkt konuya girmek istemiyorum. Evet, şükür. Elhamdülillah iyiyiz de. Bir saniye. Ünal Bey, gelin gel, yanımıza gelin. Gel. Bırakmayın. Röportaj bitti diye uzaklaşmıyoruz. Evet. İlaçların çiftçinin halini olur. Çalışarak bu hale gelinir. Bunu il tarımın desteklerinden dolayı bu işleri başardık. Onların yediminde yani il tarım cihetinden. Hani faydasını gördük. Önceleri biz bu aşokarı açtı. Nereden baksan atalarımızdan gelen bir şey bu. Gerçekten evet. Söylüyorum. Ama biz bunu bilinçsiz yapmışız bugüne kadar. Onun için bilinçli yaptık. Bunların yediminde, tarım şeyinin yediminde. Evet. Başarıya ulaştık yani. İnşallah. Zaten patatesleri görüyoruz. Hepsi böyle ışıl evet. ışıl parlıyor. Al beni diye, ye al beni diye buradan sesleniyor evet. zaten. Onun için biz başka arkadaşlara da yani yapmaları bu memlekette yapmalarını tavsiye ederim. Yani burada ben bir çiftçi olarak size şunu özellikle sormak istiyorum. Şimdi bazı çiftçilerimiz ürünüm az geldi diyor. Ürünüm şöyle oldu, ürünüm hasta oldu, ürünüm şu şekle geldi diyor. Bu neden dolayı yani burada ne tavsiye ediyorsunuz? Buradaki birinci madde yapmış olduğum mahsulü ekimi evet. bakımını iyi yapmak gerekir. İlacını, gübresini yerinde vaktinde verirsen bu işler hiç hata yapmaz. Ha, az ben bunu ektim, rastgele elini sallarsan o da elini sallayaraktan gider, verim alamazsın. Evet. İlla bakımını yapacaksın. İlacını gününde vereceksin. İlgili yetkili arkadaşlara da söyleyeceksin yani buna ne gerekiyor, ne şey diyor. Onlar da gelip denetliyorlar zaten. Hani biz faydalıyız bugünlere kadar. Yani Tarım İl Müdürlüğü sizleri bu konuda bilinçlendiriyor. Şunlara dikkat edin, evet. Bunları yapın, şunları yapın gibi. İlaçlamada şu hassasiyeti gösterin. Gübrede şunu kullanın. Evet, aynen onlar yapıyor ki biz onların sayesinde bu kadar verim alabildik. Evet. Biz önce kuterisi ezbere yapmışız. Anlıyorum. Hani bundan çok faydamız var yani. Ben hani memnunum. Ben indik oraya ektik herhalde. Burada da bir dönüm yerin 8 taraf. Maşallah. Daha önceleri bir tonla ancak çıkarırken evet, şimdi 8 ton çıkarıyorsunuz. Evet. Allah bereket versin. Ben evvel aynı bir dönüm ektiğim yerde mesela ekerdim 300-400 kilo alırdım. Anladım. O da hastalık. Peki çiftçi olarak şikayetleriniz var mı? Nedir? Çiftçi olarak şunlar olmuyor. Biz şu zorlukları çekiyoruz. Bu imkanlarımız yoktur. Bunlardan faydalanamıyoruz dediğiniz konular var mı? Kendi desteğinle yaptığın zaman en iyisi kendi emeğinle, kendi desteğinle yapacaksın. Bir yerden yardım, hani mesela tarım şeyse hani il müdürlükler hariç mesela. O ayrı, onlar sizi bilinçlendiriyor. Kendi desteğimle yaparsam çok iyi oluyor. Evet. Yani Tarım İl Müdürlüğü mühendis arkadaşları bilinçlendirdikten sonra bir de kendi gücümüzle yaptıktan kendi sonra diyoruz. O zaman para kazanıyoruz. Kazanıyoruz yani bir şeysi yok mu? Masrafı yok. Yok mesela mazot yok bilmem ne yok. Onlar hep fasafise bunlar. Yakında mazot ne yakacak ya? Evet. 5 litre mazotla her yeri sür çık. Evet. Gübresi hani yapabildiğin kadar yapacağız. Allah bereket versin Allah diyoruz. Bereket versin, abimi arkadaşı tanıyabilir miyiz? Şey edelim, Yusuf. İsmim Yusuf Arslan. Yusuf abi sen ne iş yapıyorsun burada? Aynı işi yapıyoruz. Patates ektik. Nasıl memnun musun Arslan? Çok memnunuz. İl tarımımı vermiş olduğu teşvik amacıyla tohumlar ektik. Hepsine bu arada teşekkür ediyoruz vesile olanlara.
Peki daha önce bu verim mi almış mıydınız? Bu kadar verim var mıydı? Şu kalite var mıydı? Şimdi patates bölgeleri var. Bazı meşhur ismiyle, isim olarak ben söylemiyorum da. Ama benim gördüğüm kadarıyla başka bölgelerde de çektim. Buranın patatesi hakikaten ilk defa görüyorum. Çok güzel, albenisi olan kaliteli bir patatesi var. Evet, biz ilk kez yaptık ama daha önce yiyip içmek için yaptıklarımızdan çok farklı. Evet. Yani farkı görüyoruz, yani biz de görüyoruz. Memnunuz yani. Yani Muğla'nın patatesini, bu bölgenin patatesini herkese tavsiye ediyorsunuz. Evet. Analarımız da var burada kardeşlerimiz. Gel kardeşim, gel. Sizlerin de eline sağlık. İşte emekçileri burada ben sizlere tanıştırmak istiyorum. Bu insanlar bu tarlayı ekiyor, biçiyor. O lezzeti sofralarınıza kadar getiriyorlar. Anacığım sen de gelsene. Gel buraya, gel. Hadi şöyle sen de gel. Ellerinize sağlık diyorum. Hakikaten güzel bir ürün üretmişsiniz. Hakkınızı helal edin. Biz bunları sofralarımızda yiyoruz. Siz nelere dikkat ediyorsunuz anneciğim? Nelere dikkat ediyorsunuz bunları üretirken? Biz de otunu, şöpünü, her şeyini, hasatını yapabiliyoruz. Şeyini, yolu, çabasını yapabiliyoruz. Eline sağlık. Ablacığım sen? Biz de. Aynı. Yani böyle bir kaliteli ürün üretmek nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Yani insanlara güzel, al size patates yiyin diyebilecek bir şeyiniz var. Tabii. Emeğinizin karşılığını görüyorsunuz. İnşallah bunlar satıldığında, hakkınızı da aldığınızda o zaman Allah bin bereket versin diyeceksiniz. Tabii. Evet. Peki, teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, birazdan nereye geçeceğiz Zünal Bey? Bir arkadaşımızın daha tarlasına gideceğiz, Ramazan Bey'in tarlasına gideceğiz. Orada makineli hazada devam edeceğiz. Tamam, orada da patatesle alakalı bazı daha bilgiler de vermek istiyoruz. Üreticiye, çiftçiyi bilinçlendirecek bilgiler biraz daha verelim diyorum ben. Tamam, ne diyorsunuz? Tabii veririz. Orada da değişik bilgileri üreticilerime mutlaka veririz sizin aracılığınızda. Evet sevgili izleyiciler, tarımda hayatta melodu patateslerinin nasıl ekildiğini, nelere dikkat edilmesi gerektiğini ziraat mühendislerimizden, teknikçi arkadaşlarımızdan bilgilerini alıyoruz. Ve ikinci tarlamıza geçeceğiz şimdi. Onun öncesi yemeğimizi yiyelim dedik. Sağ olsun yaylada güzel bir yemek hazırlamış annemiz, kurban olurum ben. Anacığım eline sağlık. Şimdi bize birbirinden güzel, lezzetli yemekleri hazırlamışsın yaylada. Evet, bu güzel yemeklerin ustası burada. Şu anda yaylada Allah bizlere bu güzel yemekleri, annemizin elinden yemeği nasip etti. Annem, ilk önce ellerine sağlık. Ne yemeği yaptın? Söyle bakalım. Patates. Fırına patates sürdüm. Öyle et yemeği var. Melodu patatesinden bu. Şimdi biraz önce çekimlerini yapıyoruz. Ondan. Ondan. Şimdi lezzetini de burada tatmış olacağız. Ondan. Bu haşlama biberimiz var, patlıcan var, yoğurtlaması, salata. Öyle fazla bir şey yapamadık. Allah'a şükürler olsun, ne kadar güzel. Olmayanlar da var. Cenab-ı Allah çok güzel nimetler nasip etmiş. Bakın 6-7 kişi arkadaşımız burada. Sizin yapmış olduğunuz o lezzetli yemekleri Allah'ın verdiği şeyle yiyeceğiz inşallah. Evet, Anadolu'nun en güzel özelliği bu. Her zaman belirtiyorum. Şehirde yaşamak ayrı bir şey. Anadolu'da yaşamak, yaylada yaşamak daha ayrı bir duygu. Allah bizlere nasip etti. Herkese güzel böyle mekanları, güzel yerleri nasip etsin diyoruz. Ve yemeğimize buyuruyoruz.
Tarımda hayat devam ediyor sevgili izleyiciler. Biraz önce bir başka tarlamızda çekimlerimizi yaptık. Melodi patatesi nasıl üretiliyor, nelere dikkat edilmesinin gerektiğini Ünal Bey'den, Hakan Bey'den bilgilerini aldık. Ve şimdi başka bir tarlamıza geldik. Bu tarlamızda da patatesin nasıl toplanacağını göstereceğiz. Ünal Bey ile Hakan Bey ile yine röportajlarımız devam edecek. Ve çiftçi annemizle beraberdik. Biraz önce sağ olsun geldik. İlk önce güzel karnımızı doyurdu Allah'ın izniyle. Ellerine sağlık diyorum. Bu arada yemeğin çok lezzetli olmuştu anneciğim. Helal olsun. Allah razı olsun. Anadolu insanı bir başkadır, başka bir misafirperverdir. Her zaman gönülleri, gözleri çok boldur. Anneciğim, patateslerinin toplandığı yere geldik. Şimdi birazdan bu tarlanın toplanmasını izleyeceğiz. Bu patatesleri üretirken nelere dikkat ediyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Sulayız. Sulamasını, gübrelemesini işte. O çapalamasını, otunu dikkat ediyoruz öyle. Evet. Her gün ayrı bir meziyet var, ayrı bir şeyi var değil mi? Böyle hassas, sanki bir bebek büyütür gibi. Aynen. Bu tarlaya da o hassasiyeti gösteriyorsunuz ve bunları üretip insanlara, pazarda satıyorsunuz. Pazarlayız. Ama özel bir patates bu, renginden, sertliğinden, güzelliğinden belli. Çok güzel. Ellerinize sağlık diyorum, böyle çok güzel patatesler üretmişsiniz. Şeyden Allah razı olsun, ziraatçımızdan Allah razı olsun, Ünal Bey'den. Evet. Allah razı olsun. Evet, ondan. Hakikaten Muğla'da Tarım İl Müdürlüğü, sevgili izleyiciler, bu gözlemi ben burada edindim. Çiftçisine bayağı bir destek veriyor, çiftçisine eğitimler veriyor, bilinçlendiriyor. Geliyor tarlasına, hayır öyle olmaz böyle olur diyor. Öyle olmaz böyle olur diyor. Tohumun ve arkasında geliyor, inceliyor, olmamış diyor, olmuş diyor, güzel gölün diyor, Allah razı olsun. Ama ne kadar güzel bir şey burada. Şimdi Tarım İl Müdürlüğü'nün görevi nedir? Burada çiftçiye destek vermek, yardımcı olmak, yerinde yatmak değil. Doğru, doğru. Demek ki burada görevlerini yapıyorlar. Allah razı olsun. Ve bu kadar kaliteli ürünü de bu vesileyle almış oluyorsunuz. Kendimiz gururlandık. Böyle patates almadık şimdiye kadar. İlk sene, ilk defa bu sene mi alıyorsunuz? İlk bu zaman alıyoruz, şimdi alıyoruz. Anneciğim, Allah razı olsun. Allah uzun ömürler versin sana. Evet, birazdan röportajlarımız devam edecek sevgili izleyiciler. Tarlamız nasıl toplanacak, patates nasıl toplanıyor, onları izleyeceğiz. Evet, Hakan Bey'le sabahtan bu yana, Ünal Bey'le, Hakan Bey'le gezilerimiz devam ediyor. Patatesle alakalı tüm bilgileri çiftçilerimize aktarmaya çalışıyoruz ekranlarımızdan. Hakan Bey, birkaç sorum daha olacaktı. Depolama olayı nasıl oluyor bu patateste? Depolama olayı önemli. Özellikle patatesin yani uzun süre saklanabilmesi için güzel depolanması gerekiyor. Bu yaylalarda çok büyük sıkıntı yok. Çünkü burada hava serin. Depolamak daha kolay. Ancak patatesi depolayacağımız zaman içinde eğer çürük patatesler varsa, hastalıklı patatesler varsa bunlar ayıklanacak. Daha sonra bunları çuvallayacağız. Çuvallarımız hava alır şekilde olması gerekiyor. Güneş görmemesi çok önemli patatesin. Toplarken de öyle. Patates kazılacak, sabah erken saatlerde kazmayı öneriyoruz. Ve güneş görmeden toplanması gerekiyor. Zira güneş görürse patatesimiz çok çabuk deforme oluyor, çürüyor. Peki ben şunu da söylemek istiyorum. Çiftçilerimizden bazen şu sesler geliyor. Ya biz üründe zarar ettik. Ürünümüz bozuk çıktı. Ürünümüz hatalı çıktı. Bakın ben burada şunları öğrendim. Şunları gördüm ki hani bir ürünü ekerken, bir ürünü üretirken bayağı bir hassasiyetleri var. Bir şeyi var, yolu var. Evet. Hangi sistemde gideceksiniz, nasıl gideceksiniz? O yolu, o sistemi uyguladıktan sonra zannediyorum ki hiçbir üründe ne çürüme ne bozulma oluyor. Evet. O zaman çoğu çiftçilerimiz diyelim üretimde dikkat etmiyorlar. Tarlayı ekerken, tarlayı gübrelerken. Evet. Doğru mudur? Evet, doğrudur. Yani dikkat etmiyorlar ama tabii dikkat etmeyenlerle dikkat edenler arasında fark görülünce o dikkat etmeyenler de bizim söylediklerimize daha fazla dikkat etmeye başladılar. Evet, aradaki kazancı görüyorlar. Evet. Malın pazarda hemen direkt satışını, evet, görüyorlar. Evet. İyi ürün üretmeyen üretici, çiftçi de, evet, pazarda belki günleri geçiyor ve en son mal elinde kalıyor. Ama iyi ürün üreten bir çiftçi de anında ürününü hemen pazarda eritip bitiriyor. Elbette, elbette tabii ki.
Peki tohumluğun önemi nedir sizce? Ya şimdi tohumluk tabii ki çok önemli. Özellikle işte çiftçilerimiz bilinçsiz olduklarından, bu konuda bilinçli olmadıklarından pazardan, marketten patates alıp bunu ekme yoluna gidiyorlar. Tabii bu çok sakıncalı. Zira eğer tohumluğumuzda bir hastalık varsa bu direkt bu ürettiğimiz patateslere geçiyor ve toprağa geçiyor. Ve yıllarca bu topraklardan bunu atmamız mümkün olmuyor. Evet. O nedenle bizim zaten bu patates projesindeki asıl amacımız kaliteli, ağrı. Hastalıklardan ağrı tohumluk kullanmak, hı hı, ve sertifikalı tohum kullanarak bu hastalıkların Muğla iline girmesini engellemek. Bu amaçla da bunu yapıyoruz. Ve kullandığımız sertifikalı tohumluklar, S1 düzeyindeki tohumluklar 3 sene tohumluk olarak kullanılabiliyor. Peki ben şunu da sormak istiyorum size. Çiftçiye, bir çiftçi geldiğinde Tarım İl Müdürlüğü'ne veya ilçe müdürlüğüne dedi ki ben bunları yapmak istiyorum. Tarım İl Müdürlüğü olarak ne gibi destekler veriyorsunuz? Çiftçiye yapmak istediği, yani hangi üretim yapmak istiyorsa, hı hı, o konuda işte önce tabii tarlası, şartları gözlemliyoruz, soruyoruz. Eğer uygunsa ona verebileceğimiz destekler varsa tohumluk olarak veya diğer başka teknik destek olarak zaten veriyoruz. Ama bunun yanında diğer hani tohumluk olsun, gübre olsun verebileceğimiz destekler varsa, bununla ilgili yürüttüğümüz bir proje varsa bunu yapıyoruz. Mesela bizim patatesten başka o kadar çok projemiz var ki, mesela yem bitkileri projesinde bütün Muğla genelinde birçok konularda yem bitkileri çeşitlerinde tohumluk veriyoruz, dağıtıyoruz. Bunlarla da ilgili zaten ileride sanıyorum program yapacağız. Onları da tanıtacağız. İnşallah diyoruz ve teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet, şimdi Ünal Bey ile röportajımıza devam edeceğiz. Soracağımız, merak ettiğimiz çiftçilerimizle alakalı birkaç soru daha var. Ünal Bey, patatesi üretirken nelere dikkat etmemiz lazım? Mesela patates hangi ayda dikilir? Hangi ayda, hangi şartlarda sulanır? Hangi ayda toplanır? Yerimizde patates dikimine Şubat ayında başlıyoruz. Mayıs ayının sonuna kadar devam ediyoruz. Yükseklik farkına göre değişik zamanlarda dikkat ediyoruz. Ben daha önceki röportajımızda toprak hazırlamayı ve gübrelemeye kısaca değindim. Bundan sonra sulama geliyor. Sulama çok önemli. Evet. Özellikle bitkiye zamansız su verdiğimiz zaman bitki ya tamamen boya gidecektir ya da 3-5 patates yumrusuyla kalacaktır. Biz ilk su bizim için çok önemli. İlk su patates rengi tamamen değişecek, koyu bir renk alacak, koyu yeşil bir renk alacak. O dönemde ilk suyu vermemiz lazım. Ondan sonra da patatesin dibini asla kurutmayacağız. Ama kurutmayacağız derken de bu yaş olmayacak, çamur şeklinde olmayacak. Alatav dediğimiz bir durumda bitkinin dibini sürekli olarak tutarsak ve yabancı otu çapayla veya yabancı ilaçla halledebilirsek inanılmaz derecede patateste verimler elde ederiz. Peki hasat zamanında neler yapılıyor veya ne zaman hasat ediliyor? Tabii hasatta belli kriterlere dikkat etmemiz lazım. Ancak bizim ilk dikim dediğimiz ilk turfandalarda çok hasadın bitkinin olgunlaşmasına beklenmiyor. Sebebi de şu, o dönemde patates 3 lira 4 lira gibi bir fiyatta satılıyor. Üreticimiz patatesi olgunlaşmasını beklemeden hasat edebiliyor. Ancak olgunlaşmadan hasat edilen patateslerde pörsüme dediğimiz, buruşma dediğimiz olay meydana gelir ve kısa sürede elden çıkar, depolanamaz. Biz patatesi, bizim diktiğimiz patates çeşitleri 90 günlük. 90 ile 100 günlük civarında bir yetişen patates çeşitleri. Mutlaka patates 90 ve 100 günde dolduracak. Tırnağımızla çizdiğimiz zaman patatesi sarı rengini ve kabuk oluşumunu mutlaka göreceğiz. Elimize aldığımız zaman patatesin kabuğu kendiliğinden soyuluyorsa bu patatesin hasadına daha var demektir. Mutlaka dış kabuk sertleşecek ve tırnağımızla bastığımız zaman patates kendine has rengini, evet, almış olması gerekiyor hasat için. Bu da yaklaşık 90 günde 100 gün arasında değişiyor. Ünal Bey, size ve Hakan Bey'e çok teşekkür ediyorum ben burada. Bugün patatesle alakalı, melodi patatesiyle alakalı çok güzel bilgiler verdiniz. Patates nasıl ekilir, hangi hususlara dikkat etmek lazım, hangi gübreyi kullanmak lazım, hangi şartlarda sulamak lazım. Bunlarla alakalı detaylı olarak buradan çiftçimize bu bilgileri aktardık. Ben çok teşekkür ediyorum Tarım İl Müdürlüğü personeli olarak size. Biz de Kanal F olarak size çok, Kanal F ekibine biz teşekkür ediyoruz. Kendimiz ve kurumumuz adına ve çiftçilerimiz adına. Thank you.
tanıyabilir miyiz? İsmim Hasan Kumral. Hasan Bey, şu anda patates tarlasındayız. Sizin arazinizdeyiz. Burada şu anda ekmiş olduğunuz patatesin özelliği nedir? Nelere dikkat ediyorsunuz patatesi ekerken? Hangi hassasiyetleri gösteriyorsunuz? Şimdi bu patatesin cinsi muzika. Bu muzika. Bunu geçen sene il tarım aracılığıyla il tarım destekli bize verilmişti. Biz bunu Şubat ayında ektik. Bunun küçüklerinden tekrar tohum ayırdık. İkinci verim olarak tekrar toprağa diktik bunu. Ağustos, Eylül ayları içinde tekrar dikim yaptık yani. Tohumun özellikle gözlü olmasını, dikerken gözlü olmasını dikkat ediyoruz. Toprağın güzel bir tavda olmasını dikkat ediyoruz ekilirken. Eğer ki bunlar düzgün olursa patatesi ektiğimiz zaman çünkü yazın Ağustos'ta, Eylül'de çok sıcak oluyor. 30-35 derece, 40 derece arasında bir sıcaklık oluyor. Sıcakta eğer ki özlerine dikkat etmezsek, toprağın tavuna dikkat etmezsek tohum toprakta çürüme haline geliyor. Nitekim de bazı yerlerinde boşluklar oluyor mesela. Boşluklar oluşturmuştur. Yalnız muzika cinsi burada güzel verim verdi. 6 ton, 7 ton arasında bir verim aldık. Dönümde mi? Dönümde. Dönümde 6-7 ton arasında verim aldık. İkinci üretimi de düzgün geldi. Biz daha önce marabel yapıyorduk burada. Marabel diye bir cinsi yapıyorduk. Ondan da memnunuz. O da güzel. Muzika onun üstünü biraz da katladı. Evet. Peki bunlarda patatesi ilk ektiğinizde gördüğümüz kadarıyla bunlar bir ay falan olmuş hemen hemen ekileli. Sandedersem Eylül, Ağustos 15'te ektiğim de var. Evet. Bu Eylül 10-12 arasında dikildi. Yani ortalama bir ay gibi bir zaman dilimi. Daha bir ay bile olmadı. 2-3 gün daha şey var yani. Evet, şimdi evet. Patatesi ekiyorsunuz. Ekerken hassasiyetlerinizi gösteriyorsunuz ekmede. Biraz önce dediğiniz gibi toprağın tavına da dikkat etmemiz lazım dediniz. Ona dikkat etmediğiniz takdirde patates verimsiz olur zannediyorum. Verimsiz olur. Bir de zaten ektin olduğu gibi tarlada çürür. Yani tohum çürür yani. Tarlada çürür. Eğer ki sıcağa denk gelirse, sıcak tavuğu düzgün olmazsa tohum çürür. Yani ikinci verimde öyle bir şeyimiz var. Ama Şubat'ta havalar serin olduğu için düzgün sıcaklık oranının yani tohumun istediği sıcaklıkta olduğu için Şubat ayında düzgün çıkıyor. Noksansız çıkarabiliyorsun. Ama Ağustos'ta, Eylül aylarında biraz dikkat etmek zorundayız yani. Anlıyorum. Peki sulamada ne gibi hassasiyet göstereceğiz? Sulamada bizim burada kumsal olduğu için topraklarımız biz salma su olarak veriyoruz. Evet. Aslında yağmurlama sisteme geçsek güzel de biz burada salma su idare ediyor. Kumsal olduğu için patatesimiz daha düzgün görünümlü oluyor. Yani üstten verdiğimiz zaman belki şekli şemalinde bir üstlerde pürüz olur. Ama burada salma su verdiğimiz zaman patates daha düzgün oluyor. Çünkü toprak belli bir tav şeysinde oluyor. O tavda patatesin daha düzgün, şekli şemali daha düzgün oluyor. Peki bu patateslerinizi ürettikten sonra satış için nerelere gönderiyorsunuz? Satış için biz kendimiz pazarda pazarlayabiliyoruz. Yani diğer üreticilerimiz. Ben yalnız genelde Bodrum üzerine otellere mal veren şirketler var, onları veriyorum. Peki buradan son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Çiftçilerimize vermek istediğiniz mesajlar var mı? Yani nedir? İşte şunu yaparsanız şöyle olur veya şu taktiği uygulayın veya şunu uygulayın diyeceğiniz bir konu var mı? Vallahi benim şimdi şöyle diyeyim, başta il müdürümüz olmak üzere, oradaki personellerimiz olmak üzere onların hepsine teşekkür ederim. Biz daha önce bu patatesi fazla bilmiyorduk. Bunları onlar öğretiyor bize. Yani Ünal Bey aracılığıyla, Hakan Bey aracılığıyla, il müdürümüzün aracılığıyla onlar öğretiyor. Şimdi benim onlardan öğrendiğim kadarıyla iyi kötü biz de buradaki çiftçilerimize bir şeyler öğretiyoruz. Onlar tabii bilen de var. Burada benden önce patates üreticisi olanlar var. Tek dediğim gibi yani dikerken tohumun çok önemli. Tohumun gözleri, tohumun sağlıklı olması çok önemli. Peki insanlar, çiftçilerimiz, tarım il müdürlüklerinden, tekniker elemanlardan, mühendislerden, ziraat mühendislerinden bilgi almalarını tavsiye ediyorsunuz değil mi? Tabii mesela... tabii mutlaka. Çünkü onlar yani şu patatesin bu hale gelmesi onların aracılığıyla oluyor. Çünkü onlar ben günlük olarak her gün hemen konuşuyorum. Onlarla buluşuyor, yani buluşmasak da telefonla görüşüyoruz. Bunları WhatsApp'tan olsun, telefondan olsun mesela şeyini çekip internetten gönderebiliyorum. Onlar bakıyor, ilgileniyor, şunu vereceksin, şunu yapacaksın diye bana bilgi veriyorlar. Yani onların aracılığı oluyor bu. Evet,
beyefendinden de anladığımız gibi Hasan Bey'den. Demek ki bilinçli tarım, bilmediklerimizi soracağız. Biliyorsak dahi bu işin uzmanlarından bilgiler alacağız. Çünkü teknoloji devamlı değişiyor. O zaman üretim daha kaliteli, daha çok tonajlar alınıyor. Ve Hasan Bey bunu burada yaşadı. Teşekkür ediyorum Hasan Bey. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Köyüm adına, ilim adına, ildeki müdürlerim adına herkese teşekkür ederim. Çiftçilerimizin sesini dinlemeye devam ediyoruz. Yine başka bir çiftçimizle beraberiz. Patates ekicisi. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Yılmaz Akbay ismim. Muğla ili Milas ilçesi Derinci mahallesinde oturuyoruz. Çocukluktan beri bu işleri yapıyoruz yani. Babamızdan beri gelen şey. Kendi dikim makinem var. Geçen yıl Ünal abiye geldiler, bu arada bir reklam için bir patates dikimimize sebebiyet verdiler yani. Muzika diye bir patates cinsi getirdiler. Memnunuz. Aşağı yukarı geçen yıl, bu yıl da aynı. Çok güzel bir verim aldım yani. Dölümde aşağı yukarı 6 ton bir verim aldım yani. Memnunuz. Allah'a şükür. Yani peki sizler nelere dikkat ediyorsunuz? Patatesi dikerken, bakarken verimi daha fazla almak için ne gibi hassasiyetler efendim, gösteriyorsunuz? Şimdi bunlara önce bir toprak tahlili yaptırıyoruz yani. Evet. Milas ilçe tarımda. Ondan sonra bizi gübremizi yönlendiriyorlar yani. Şu gübre atacaksınız diye yönlendiriyorlar. Ondan sonra ilacımız, suyumuzu hepsini zamanında, her zaman için zamanında takip ediyoruz yani dikimimiz bu vaziyette. Şimdi bu artık ilaçlanacak şimdi. Havla nem oranı yüksek olduğundan, günler kısa olduğundan, geceler uzun olduğundan, nem oranı yüksek olduğundan haftada bir ilaç. Milyon hastalığı buluyor bundan yani, yapraktan kurumu yapıyor. Biz milyon hastalığı için ridomil ilacı var. Ridomil V dediğimiz zaman yaprak gübresinden barba. Güzel hani patates yetiştiriyoruz yani. Yani güzel, kazançlı, bereketli bir evet, verim alıyorsunuz. Yani, evet, tüccar malı yani. Biz kendimiz satmıyoruz pazarda bunu yani. Veriyoruz burada Milas'ta gayaflar var, satıcılar. Onlara veriyoruz toptan mal. Onlar satıyorlar yani. Peki diğer bölgedeki çiftçilerimize vermek istediğiniz mesajlar var mı? Bir çiftçi olarak arkadaşlar şöyle yapışırsanız daha iyi olur gibi. Bilinçli. Bilinçli tarım çok güzel yani. Bilinçli yaptıktan sonra bu her yerde oluyor yani. Bilinçli tarım olduktan sonra. Herkesi tavsiye ederim yani. Herkes diksin, görsün, yapsın. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, o zaman ne yapıyoruz? Bilinçli tarım yapıyoruz. Bilinçli hareket ediyoruz. Kazançlı verim ve tonajlı ürünleri elde ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Tarımda Hayat programının bu haftada yine sonuna geldik. İnşallah gelecek hafta başka bir arazide, başka bir çiftçimizle ve yine ziraat mühendislerimizle güzel detaylı anlatımlarla ürünlerimizi anlatacak. Ürünlerimiz nasıl üretilir, nelere dikkat etmemiz gerek, hangi hususları uygulamamız gerek, bunları detaylı olarak ekranlarımızda sizlere yansıtacağız. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.